Herkese merhabalar efendim. Nermin Nefes Mutfağı'na hoş geldiniz. Beyaz TV ekranlarında bugün sizler için hem sahurda hem iftarda yapabileceğimiz tariflerle geldik. Baş başa çok keyifli 1,5 saate var mısınız? Birbirinden lezzetli, özel, farklı tarifleri ekran başına getireceğiz. Belki de ekranda ilk defa izleyeceksiniz bu tarifleri. O yüzden kalemler, defterler, telefonlar ortada dursun. Birazdan efendim geliyoruz. Neler yapacağız bugün? Bugün ilk etapta şöyle güzel bir mantar çorbası dedik. Biliyorsunuz iftar çorbasız olmaz. Hem besleyici hem de tabii ki içindeki mantarla böyle kremalı mantar tadında efsane bir çorba hazırlayacağız. Akabinde nohutlu bir gül böreği yapacağız. İç harcı da nohutlu olacak. Üzerinde de nohut olacak. Yani böyle sunum olarak da göz dolduracak. Ve güzel bir kuru bakliyatlı bir börek olacak. Nasıl olacak? Hepsi ve daha fazlası az sonra. Biberli bir biryan yapacağız. Biryanı genelde biliyorsunuz fırında yapıyoruz, tavuğu haşlıyoruz, yapıyoruz. Ama bu sefer biraz daha şeklini değiştireceğiz. Bu aşamada biz tavuk göğsü kullanacağız. İçerisinde biberler kullanacağız ve en son aşamada pirinç devreye girecek ve fırına gitmeyecek. Ocak üzerinde yapacağız. Kedi dilli bir baton pasta hazırlayacağız. Bu da yine böyle tiramisu'yu andıracak, böyle kahveli bir karışıma batacak bisküvilerimiz. Sonrasında içine güzel bir krema gelecek. Kestiğinizde böyle orta kısmında krema gözükecek. Efsane, muntazam bir görüntüsü olacak. Ve sebze şöleni dedik efendim. İnşallah yetişirse bir de sebze şöleni yapacağız. Daha ne olsun efendim. Hem sahurda hem iftarda keyifli hazırlayabileceğimiz lezzetler olacak. Serpil artık terfi etti, atadı efendim. Kameramanlara nasıl çekim yapacağını gösteriyor arkada. Yani bu kadar çekiyor, siyah beyaz çekme diyor Nermin. Yani renkli çek diyor. Nermin renkli diyor. Gel, gel, gel işine. İşine gel. Nermin diyorum ki bakıyorum ekranına sen siyah beyazsın. Diyorum ki niye siyah beyaz sen çekiyorsun? Ben de siyah beyaz olduk bugün, ne yapalım? Attım arkaya. Zaten o hazırlamış ekran siyah beyaz. Öyle, o son anda yetişti. 6 saattir çekim yapıyor, kıyamam ben onlara. Tabii. Onun için sen kalk ben oturayım dedim ama işte olmadı. Evet, evet efendim. Başlıyoruz. Hazır mısın? Bunu başlayalım ki. Maratona başlıyoruz. Başlayalım, bu anca donar. Bu anca donar. Buna güzel bir baton. Evet. Kedi dilli bir baton pasta yapacağız kıymetli izleyicilerim. 2 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı kakao, 2 paket kedi dili bisküvimiz olacak. Biliyorsunuz bunlar her yerde satılıyor. Bulabileceğiniz böyle bir paketin içinde 2 tane çıkıyor. Bilginiz olsun. Bunları böyle alıp kullanabiliyorsunuz. Sonrasında muhallebisi için 500 ml yani yarım kilo süt, 1 paket vanilya, 1 su bardağı şeker, 2 adet yumurta, 3 yemek kaşığı un, 100 gram beyaz çikolata, 2 yemek kaşığı tereyağı ve üzeri için ise kakaomuz olacak. Ben hemen muhallebisini başlayayım. Ben de sütümü ısıttım. Aynen, yumurtalarımızın sarılarını alalım sadece. Şöyle bismillahirrahmanirrahim, hatta şu önce kuruları koyalım. Ben de şunu ısıtayım ekliyoruz. Ki. Burada efendim vanilyamız var, onu ekliyoruz. Şeker, bir çırpıcı veya tahta kaşık alayım. Çizmesin diye dedim ama. Şöyle vereceğim. Evet, bu sağlam. Bunu vereceğim sana. Şöyle bir karıştırıyoruz ve sütümüzü yavaş yavaş ilave ediyoruz. Şöyle güzel koyu kıvamda bir muhallebi hazırlayacağız. 2 adet yumurtamızın sadece sarılarını kullanacağız. Çok güzel sarı bir muhallebi pastacı kreması olacak, evet, aslında. Evet, bir pastacı kreması yapıyoruz şu an. En son aşamada çikolata ve tereyağını içerisine bırakacağız kıymetli izleyicilerim. Şöyle, evet. Şu bir ve ikincisini de koyuyoruz. Yumurta yumurta kokmuyor, onu soracaksınız. Dilerseniz bir tane de yeterli olur ama bu özellikle sarı olması için biz 2 tane kullanıyoruz. Bilginiz olsun. Buyurun Serpil amcığım. Hatta ben onları alayım, ben elim şöyle. Sonrasında ocağa gitmeden kıymetli izleyicilerim burada iyice karıştırıyoruz. Şimdi ocağa gidersek yumurta hızlı pişer. O yüzden burada iyice karıştırıp ocağa gitmeden, hatta şöyle Halil Hoca'ya göstereyim. Bakın böyle sarımsı bir renk aldı. Evet, tam olarak rengimiz bu. Aslında buna şey de yapılabilir değil mi Nermin? Böyle bir parçacık böyle
renk versin diye. Zerdeçal eklenebilir. Zerdeçalla da. Evet, eklenebilir. Sonrasında dolaba kalkacak. Dolapta yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim. Bir saat kadar dinlendirirseniz çok rahat kalıptan çıkar ama böyle 2-3 saat dinlendirirseniz yani öğlen gibi yapın, akşam iftara çıkartın. O zaman daha da böyle kalıp kalıp olur. Bu arada dün ben çikolata kaplı bir pasta yaptım. 1 milyon izlendi. Ey maşallah. Daha 24 saat olmadan. Yani ne kadar seviyorlardı tatlı hamur işi benimkiler anlatamam sana. Evet, onu cuma günü de yapacağım. Cuma günü de çıtır çıtır kat kat çıtır böreğimizi yapıyoruz. Tamam. Onu da çünkü çok istediler ekranda görmek. Efendim her şeyi sizler için hazırlamaya devam ediyoruz. Bir yandan bisküvilerimizi batıracağımız sosumuzu hazırladık. Ne koyduk buraya? Kakao ve süt. Kakao ve sütümüz. Yani klasik o kahve koymadık. Kahve dışında bir ıslatma hani, tekniği yapıyoruz. Tiramisu gibi ama değil. Öyle düşünün. Evet. Sonrasında böyle bir kabımız var. Daha rahat çıkarabilmeniz için şöyle içerisine bir streç gereceğim ben. Bunun içerisinde muhallebisinde meyveler kullanabilirsiniz. İsterseniz çilek, muz çok da başarılı oluyor açıkçası. O tamamen size kalmış. Ben şunu parmaklarımı takayım sen ucuz iki tarafa. Streç almıştım. Çok ses ediyor. Şöyle yapalım, iki parça yapalım. Sen gir içine. Bunun da yapışmasına bayılıyorum. Evet, şöyle. Çok bağırıyor. Kim Yüksel Bey mi? Yok, streç. Ha. Çok bağırıyor maalesef. Gel. Evet. Onu kaçta topak olmaz. Hadi git. Çek. Çok özür dileriz efendim. Geç. Verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü bir şey olmaz. Ortası açık kalabilir. Zaten kenarlardan desteklediğinde düşecek. Gidebilirsin Serpil Kök. Muhallebimizi yakmayalım. Yok, yok. Evet. Şöyle hazırladıktan sonra onu bir karıştır ki elin yanmasın. Zaten biraz sıcakken yapmamız gerekiyor bu işlemi. Elin. Şöyle. Ay. Başa mı verseydim acaba? Yok ya. Alıştınız biz. Yanmaz bizim elimiz ya. Ya bence de ama yine de koyayım. Sen bir dene. Tamam. Şöyle. Bunu sıcakken yaptığınızda çok rahat, çok çabuk ıslanıyor. Soğuk olursa maalesef yakalayamayız aynı. Bence şey ıslanacaktı çünkü bizimkisi zaten bir saatte bekleyecek. Şöyle. Hepsini böyle tek tek atıyorum. Hop. Gayet başarılı. Bunun daha uzun maşamız yok muydu Serpil? Bak istemiyordu eli yanmasın diye verdim şimdi maşa. Hayır ben. Seninki söylüyor. Ben de, kız hemen bana şey yapıyorsun. Ay ben sizi kulağım duymayınca böyle garipten uyduruyorum. Yükseliser diyor. Evet. Şöyle bunları ortadan ikiye bölüp şuraya dolduruyorum. Yardım edeyim mi? Yok. İçine düşeceğim. Adam oruçlu. He, evet. Çikolatamızı ben dökeyim nerede sıcakken. Erisin olur mu? Olur. Şöyle. Bunu dağıtıyoruz. Burada birazcık ince işçilik yapacağız duvar efendim. Duvar ustası gibi çalışıyorsun. Ben açıkça söyleyeyim mi? Birazcık bu tarifte böyle işçilik istiyor. Evet. Şu kenarlara da aynı şekilde gideceğiz. Bence boyun hakkı yatırarak koyalım. En azından bir tane koyalım bence. İki sıra zor. Bunu biraz bastırırsak aradan kaçamazlar herhalde. Dedim ki iki sıra da şimdi fazla olmasın. Hocam rahat kullan, tuğlamız var. Var mı? İyi. Var. Senin ben bu arada olsa çikolatamızı koydum, eritiyorum ha bunun içinde. Tamam, olur. Hem ateşten de aldım. Böyle sunum ağırlıklı tarifler var bugün. Artık yetişirse aşama aşama çünkü. Yetiştiririz Allah'ın. Hepsini almaz. Yapacağız. Şöyle ikinci katımızı çıktık. Bolca kakaolu karışıma buluyoruz. Var ya çok güzel oldu gerçekten.
Çok özür dilerim. Şunu bir alayım canım benim. Yok canım, özre ne gerek var efendim? Çalışıyorken. Şöyle. Ben şimdi bunu buraya alıyorum. Bizim çırpma. Bunu buraya koydum. Evet. Şunları ikiye böleceğim. Evet. Bu araya sıkıştırıyorum. Evet ustam, şeyden çalmayalım, tuğladan. Yok yok maşallah çalmıyorum hocam. Şimdi bakın şeye ıslatıp koyduğumuzda daha rahat bölündü, bilginiz olsun. Şurada tikine tikine mis. Evet inşallah. Bak dayanamadı. Zemini hazırladık. Bunları da şöyle yapıyoruz. Uzunlamasına koyuyorum. İki tane. Evet. Tamamen ortada bir kuyu bırakmış oluyoruz. Şöyle birazcık çikolatalı çalışmış olabilirim efendim ama malum tarif öyle. Şu anlık iyiyiz. Şöyle. Tamam. Ben bir taraftan da mikserimi hazırlayayım. Yıkayayım. Evet efendim, güzelce bir kakaolu sütlü karışım yaptık. İçerisine kahve eklemedik, yani birazcık alışılmışın dışında. İki yumurta sarılı bir muhallebi hazırladık. Bütün malzemeleri koyup önden çırptık ve en son aşamada beyaz çikolata, tereyağı ve beyaz çikolatasını tereyağı şimdi mikserle ekleyeceğiz. Tereyağını şu an veriyoruz ki ocakta ekstradan değil sadece krema görevi görsün diye. Muhallebimi toplasın diye en son aşamada koyuyorum. Ve şu an şurayı sana alayım. Çırpıyoruz efendim. Dur canım. Geldim. Bismillahirrahmanirrahim. Teselliyi şuradan alalım. Aa dur, gördüm, ben de gördüm. Buyurun. Yalnız radarlarımızın bugün kıymetli Cem Karaca'nın doğum günü efendim. Eğer yaşıyor olsaydı mekanı cennet olsun. 78. yaş dönümünü kutluyoruz. Şöyle, vay be. Nasıl geçiyor seneler? Nurlar içerisinde uyusun. Evet, çikolatayı koyduk. Tereyağı güzelce çırparak erittik ve burada kabımızı güzelce sıyırıyoruz. Bakın. Klasik bir baton kalıp kullanabilirsiniz. Ben cam kalıbım vardı. Normal teflon kalıplarda olur. Sıkıntı yok. Metal de olur. Artık hallettim şey, biraz önce olsaydı olurdu. Baktım koyuyorsun, hiç sesimi çıkarmadım ben de. Tabii. Şöyle. Mis. Buyurun Serpil Hanımcığım. Şimdi bunu düzlemek ister misin birazcık? Alayım. Şöyle aralara gelecek şekilde itiyoruz. Bakın görüntüsüyle ve güzelliğiyle bir tık farklı bir pasta yaptık. Şöyle. Evet, doğum günü pastası niyetine de yapılabilir. Biz kahverengi kedi dillerimiz üstüne şey muhallebi sarı yaptık. Bir sıçradı mı yoksa? Evet. Güzel sıçradı. İsterlerse izleyicilerimiz değil mi? Meyvelisini de yapabilirler. Tabii tabii, tamamen kendilerine kalmış. Az önce söylediğim gibi. Dilerseniz meyveli de bir paket açalım Serpil'cim. Dilerseniz meyveli de yapılabilir. Muhallebin içerisine bolca meyve koyabilirsiniz. İki tane de kesmeni isteyeceğim. Ortadan üçe kessen daha iyi, küçük bir yer kaldı çünkü. Kestim. Şöyle. Evet. Tek başına küçük kedi dili ne kadar lezzetsiz değil mi? Ya zaten bu tarz pasta keki niyetine kullanılır bunlar. Başka türlü vallahi. Başka türlü yavan yenmez. Aynen. Hiç gideri yok yani. Maalesef. Ama öyle. Böyle de yaptın maşallah. Otur bir kalıbı kek tek başına ye. Yer misin bunu tek başına? Yok, biraz abarttım tabii ama. Yer diyorsun. Yani hatırı sayıları bir dilim yerim yani. Tek başına onu yer misin yok, sen? Yok, bunu yemem. Ağır gelir ama ya. Ama şöyle. Üçte biri gider diyorsun. Tabii tabii. İyiymiş. Ben valla ucundan yesem yeterli. Bir de ağır bir tatlı değil ki. Niye yemeyeyim ki Nermin? Ağır tatlı değil mi bu? Evet. Bak kedi dilini şekerli. Tereyağı, çikolata. Aa. Diğer malzemeleri de alalım. Tamam.
Sen paket yap, ben geliyorum. Şimdi efendim bakın, burada güzelce bastırma yapıyoruz. Görüyor musunuz? Bu jelatinle daha rahat çıkmasını sağlayacak ve şuradan şöyle oturtabileceksiniz. Baskı yapıp. Şu üzerinin kakaosunu şuraya alacağım. Tamam. Ve şimdiki tarifimiz sebze şöleni. Sebze şöleni. Bir şey söyleyeyim mi? Şöyle de hiç püre yapmamışsınızdır bence. Karnabahar'dan evet. Böyle bir püre yapıldı mı bilmiyoruz. Bence yapılmamıştır. Evet, güzeldi. Ah, kardeş. Bastırıyoruz. Serpil bunu birazdan dolaba atarız. Evet, gelelim sadede. Ben söyleyeyim, sen toparla. Çok güzel olacak. Aa, şey bulamadın, brokoli. Ya sorma. 500 gram karnabahar, 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve tuz efendim. Arası için 1 adet kuru soğan, 1 adet havuç, 200 gram mantar, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet domates, 1 adet kapya biber, 1 adet sivri biber, tuz, karabiber, kırmızı toz biber. Pardon, kırmızı, evet, toz biber. Üzeri için ise 2 adet yumurta, 1,5 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı un ve görmüş olduğunuz üzere tuz, yine kaşar peyniri. Yani orada bişamel sos gibi bir sos yapacağız. Yani şey gibi böyle yumuşatacak lezzeti, kokusunu alacak. Şey gibi. Hemen o zaman yapımına başlayalım. Şöyle ben hemen şey söyleyeyim. Biz bunu sütle haşladığımız için evet. Buraya haşlamak için süt bırakmadık. Tamam, direkt rondoda yapayım onu. Çünkü önden haşlayıp soğuttuğunuzda rondodan daha güzel geçecek. Birazcık farklı bir tarif olacak açıkçası. İçerisine un, süt ve tuz girecek. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Sonra fırına mı göndereceğiz? Evet, onun bir de fırın yolculuğu var annesi. Onun için güzel bir tabak isteyeceğim. Aa, tabii tamam. De verdim sana. Fırın kabı. Bunu ne çıkarım, bunun içinde yapayım? Aa, mantıklı. Ha, kirletmeyelim. İdit. Yerim seni ben. Rica ederim. Şimdi bunları da... Evet, onlar senin. Koyacağım. Ben gideyim pastamı atayım, geleyim. Aynen, onu buzluğa at. Serpil Hanımcığım, mor spatulayı rica edebilirsin. Şu daha hoşuna gider diye düşünüyorum. Kenarları yuvarlak. Renk olarak onu istedim aslında almak ama vermedin bana bunu. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Şu kenarları çok keskin olunca hoşlaşmıyorum. Şu an bunu istedim. Tamam. Öyle renk çekti. Mor rengi. Hadi bakalım. Efendim, mor para. Açıkça söyleyeyim. Bak Serpil. Buna birazcık yağ sürelim. Ya da pişirmek yedi mi açsak? Yok yani şey bir an şey oldum. Sana kilitlendim. Bana kilitlendim. Açıkça söyleyeyim. Şimdi açıkça söyleyeyim yani bu karnabahar kokusunu burada tamamen yok ettik. Sütle. Sütle haşladık. Efendim siz de aynısını yapın. Ondan sonra içerisini rondodan geçirirken süt ekledik. Un ekledik ve tuz ekledik. Birazcık yağ koyduk. Beğendi gibi oldu aslında değil mi? Bir nevi. Aynen öyle. Yağ koyduktan sonra zemine bakın kek harcı gibi döküyoruz. Ben de dün çocuklara şey yaptım Serpil. Kıymaların etkisini yaptım. Eyüp Şef'in yaptığını. İzledim. Gayet de güzel gözüküyordu. Çok güzeldi. İftarda yediler. Dışarıdan yemek söylesem bana daha mali paraya mal olacaktı. Gittim azıcık et aldım. Etli yaptım. İyi yaptın. Oh afiyet olsun. Hı-hı. Pideli etli beğendi. Şey Ali Nazik yaptı. Evet, bunu böyle yapıyoruz. Bir yandan sebzelerimizi kavurmaya başladık kıymetli izleyicilerim. Şurada hemen şöyle anne parmağı devreye giriyor. Spatula da kalmıyor. Yalnız tavaya yetişeceğim diye. Şimdi brokoliyi bulamadığın için mi almadın Serpil, yoksa biraz pahalı diye mi almadın? Yok vallahi bulamadım. Bulsaydın alalım. Tabii manavıma çok güvenmiştim ama. Çünkü sabah tam ben aradım. Manavdaydı. Brokoli dedi yok mu dedi. Beni dedi patlattın şimdi dedi. Evet ya bazen. Ama şey olmazsa olmazı değildi. Dolayısıyla. Şöyle bir kavurma yapıyoruz. Ben de şu mantarı doğrayayım. Mantar için bir tahta rica edeyim Serpil Hanımcığım. Sonrasında güzel bir sos yapacağız. Yine yumurta, un ve sütten. Bayağı şöyle. Böyle farklı bir lezzet olacak efendim.
Mantarı yine çok ufak değil de biraz daha iri iri doğruyoruz ki kaybolmasın. Eriyor çünkü. Eritmiyoruz. Efendim çalışan demir pas tutmaz. Kalktım sabah bulaşıklarımı topladım Serpil. Akşam toplayamamıştım. İlk defa yoruldum toplamadan yattım. Dün yoruldum. Burada da tanıtım çekim çıktık ya. O trafiğe kaldım ben. Gittiğimde saat 7'ye geliyordu. Marketti. Ama. Tabii tabii. 6.30'da eve girdim. Marketti. Kasaptı. Anca iftara yetiştim. Bitmiyor anacığım. Maalesef. Allah bitirmesin ya. Çok üzüldüm. Sosyal medyada tanımıyordum da bir çok samimi olduğum arkadaşım vardı. O paylaşmış. Niye? Allah rahmet eylesin. Çok genç oğlu var. Çocuk kaleden düşüp rahmetli olmuş. Ay sabahtan beri onun etkisindeyim. Ondan sonra Allah dedim ki hiç sesimi çıkarmıyorum, hiç mızmızlanmıyorum. Allah çocuklara can sağlığı versin. Ay en önemlisi. Yok yani hiçbir şekilde bir şeye yardım etmedim ve gencecik yani 16-17 yaşlarında. Allah'ım sabır versin. Anneyi gördüm çok etiketlediği sayfada içler acısı. Allah'ım kimseyi evladıyla terbiye etmesin. Amin. Yani çok ciddi söylüyorum. Bazı konuştuklarımız dua niyetine geçiyor. O yüzden ya hayır konuşalım ya da susalım gerçekten. Hep öyle der. Allah bilgiler. Sabır versin annesine babasına. Kaleden düşmüş. Hangi kaleden bilmiyorum. Öyle yorumlarda okudum. Şey mi acaba? Antalya tarafında çok var ya acaba oralardan bilmiyorum mı? Bilmiyorum ki. Gencecik küçücük bir çocukcağız. Ay gence de hiç yakışmıyor. Allah'ım sen bilirsin ya. Tövbe yarabbim. Rabbim işte hayırlı ömürler versin diyoruz ya. Değil mi? Evet efendim gördüğünüz üzere ne yaptık? Güzelce soğan ve havuç güzelce renklendi. Şimdi şöyle mantarımı koyuyorum. Mantarımla bir tık sulanacak. Sularını çektirene kadar da biberler devreye girer. Domatesi de doğrayacağız. Hemen geliyor. Ben de bir yandan sosunu yapayım. Üzerine de kaşar peynir rendesi verip fırına göndereceğiz. Değil mi? Mis gibi oldu. Ve o karnabaharın yoğun kokusunu kaybetmiş olacağız. Hani bazı eşler maalesef beyler yemek istemeyebiliyor. Çocuklar da ya bazen. Çocuklar da yemiyor zaten de eşler de yemiyor. Hanımları bu dertten alacağız. Sen bugün o zaman gelmeyeceksin stüdyoya. Ben diyor normalde diyor karnabahar pişen mutfağa girmem bile diyor. Sütü koyduğunuz için diyor şu an koku olmadı geleceğim diyor. Bu kadar ön yargılı olmayın sebze. Dünyanın en güzel şeyi. Karabiber, toz yani. Biber ve tuz efendim. Devreye giriyor. Ama nasıl güzel koktu mübarek. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey söyleyeyim Vallahi mi? Efsane. Of. Renklerin güzelliğine bakar mısın? Hamdolsun Rabbime. Serpil biraz daha yağ alabilir miyim? Buna biz bugün bulamadık ama izleyicilerimiz bulabilirlerse böyle çok az bir 100 gram of, kadar çok şişek. Güzel. Karnabaharlar. O da çok hoş oluyor. Çok güzel olur ama o minik karnabahar da evet, gerekiyor. Küçük küçük çiçekler yapacaksın. Ama böyle de güzel ya. Masraf çıkarmayalım. Ben koydum yeşil oldu. Aynen. Hop. Hop. Nermin hep bu tavada zıplatırken kulakları çınlasın Ayşe abla geliyor aklıma. Hep benim de Ayşe tutar abla geliyor. Yemin ederim kaldı. İyi sallama o tavayı öyle. Hı? Niye sana bile de. Kaldı. Aklımda kaldı biliyor musun? Ben de. Her salladığımda mı gelir aklıma? Ay, yemin ederim ha. İşte bak hatıralar insanın beynine böyle işliyor ya. Bildiğin kaldı. Tatlı ya Ayşe Tütür ablamız. Sallama o tavayı öyle. Şöyle güzelce. Baktı ki ben sallayıp duruyorum kadın şey dedi. Ya bu bir şölen oldu ya. Bakar mısınız? Aman aman aman. Of. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sallandı mı da daha güzel ezilmiyor sebzeler. Kesinlikle bak. Görüyor musun? Böyle bak ben hiç ezmiyorum. Biz. Tabii eskiler sallamıyordu ocak kirlenecek. Bak bir şey söyleyeyim mi? İtiraf ediyorum. Eskiden öyle bir teknik yoktu. Yoktu. Sonra tabii ki şeflerimiz şey yaptı. Kırılmasın. Şimdi ben bunları burada bir kavurayım mı birazcık? Yoksa hepsini karıştırayım. Çırpayım öyle mi pişireyim? Tabii tabii. Tenceremizi alalım. Çırpma kabında yok. Pişirmiyoruz ki onu. Pişirmiyoruz. Tabii, doğru. Tabii. Şöyle efendim ama çok iyi çırpmak gerekiyor. Ben çırpıcıyı alayım. Normal. Çırpma teli mi mikser? Tel istiyorum. Dur senin telini ben şimdi bulacağım. Bekle. Tel istiyorum. Ben onu bir yıkayayım. Geçen gün yumurtaları masanın üstüne koymuşuz Serpil. Masanın üstü derken? Yani şuraya kenara. Bir izleyicimiz demiş ki onlar da oraya konulmaz ama.
Bütün yumurtayı mı koymuşuz? Yok, sırıp. Anacığım, oraya koyuyoruz, siliyoruz ama biz çamaşır suyuyla. Ya biz de kadın gibi yumurta kokusundan Serpil'in böyle söyleyeceğini ediyoruz. Bildiğim için şu an ona söyledim. Ha. Ne var bir kurban olayım diye koyduk diye yani. Yayın ya, arkamızı dönemedik o anda. Oh, 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 oh. Sen ne güzel oldun ya. Efendim, hemen kısaca özetleyelim. Ne yaptık? Hı. Karnabaharımızı sütle haşladık. Sütle haşladıktan sonra içerisine süt, un, tuz, güzelce rondo yaptık ve zemine yağ sürüp bunu bir kek hamuru gibi zemine yaydık. Diğer yandan mantarlarımız, biberlerimiz, soğanlarımız, havuçlarımız güzelce sotelendi. Ve son aşamada karabiber, toz biber, tuz devreye girdi. Ve gördüğünüz üzere mis gibi bir koku şu an stüdyoda, inşallah bugün sizlerin evinde de pişsin. Ve buna ekstra ilaveten pişmeyen bir sos yapacağız. Şöyle çırpıyoruz efendim. Bu canım kardeşim, acaba mutfağında yumurta falan şey yapmıyor mu? O tezgaha konulmaz abi. İzleyicim öyle demiş. Dikkat edeceğiz, bundan sonra koymayacağız. Ya aslında şey var, biliyor musun? Şöyle. Bunda ama bazılar da takıntılı olabiliyor ya, temizlik ve hassas konuda. Bende de var, sende de var o bazı şeylerimiz takıntılı. İşte yani. Belki biz ekrandan izlesek biz de kendimizi eleştiririz. Öyle düşünelim. İyi düşünelim kız. Bugün tamam. İyi. Bugün böyle şeyim. İyi düşünüyorum. Heh, iyi düşün Serpil. Yani temiz olmamız için söylemiştir ablamız, kardeşimiz. Ben bunu söndürüyorum artık. Evet, bunlar şöyle bakın, yumurta tuzla çırpıldı. Üzerine süt eklendi. Üzerine de aslında böyle kek kıvamında olacak. Böyle boza gibi. Mis mis. Krep hamuru. Buldum. Hı-hı. Doğru kelime. Krep hamuru. Evet, unumuzu da şurada bir kadife gibi doku yapana kadar çırpıyoruz. İlk sıcağı çıkıyor sebzelerimizin. Şimdi hemen fırın kabımı karnabaharımın üzerine alacağım. Burada da bunu hazırladım. Nasıl güzel koktu, melemen gibi. Aman aman aman. Evet evet, bunu karnabahar yemeyen çocuklara patates püresi deyip yedirebilirsiniz. Yüksel Eser güzel yerden girdi. Evet, dedim ya, şey, karnabahar sevmeyen anlamayacak onu. Karnabahar olduğunu. Güzel oldu. Biraz daha çırp şey kullansak mı diye düşündüm ama. Yok yani. Şimdi ben şeyimi rendeleyeyim, peynirimi. Oldu. Evet. Şimdi kıymetli izleyicilerim, sebzeyi alalım. Of, çok sıcak. Çok güzel kokuyor ama Serpil. Bir havalandırdım ama. Sen artık eşit eşit. Şöyle bakın. Aman aman aman. Vallahi şey gibi oldu Nermin. Şey söyleyeyim mi, güzel oldu. Gerçekten. Lazanya gibi de oldu. Ben beğendim. Börek gibi de bunu oldu. Ben yapayım, bu farklı gelir. Değişik bir tarif. Ya çok zorlanıyoruz artık farklı tarif bulacağız diye vallahi. Tabii. Bak. Tabii bunları Yüksel Eser buluyor. Gece kaçta atıyormuş. Evet, bir haftadır çok ciddi destek oluyor vallahi. Oh, mis kokuyor. Oy 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 oy. Baktı, dedi ki tükeniyorlar. Hemen dedi bir omuz. Halil Hoca yandan çek bak, beyazı rengi. Halil Hoca'yla Serpil'in ara... Tabii gel burnumun ucundan çek ki beni, böyle böyle çıkayım, şişko çıkayım. Serpil'le Halil Hoca'nın arasında çekişmeli bir rekabet var. Nerede? Gözü benim yerimde. Olabilir. Kendin de kamerayı verdi değil mi? Bir kere elimi öyle dokundurtmuyor. Kamera onun üstüne zimmetli verir mi adamcağız? Kaç para o, biliyor musun? Kaç parası, kaç para veririm. Evet, şöyle gördüğünüz üzere güzel bir katman oluşturduk ve şimdi efendim. Hadi bakalım, hadi bakalım. Gel, gel Halil Hocam, gel. Buradan şimdi bak, gel. Ne alaka gibi duracak bak, ama. Bak, bismillahirrahmanirrahim. Ha. Of, 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 of. Üstünde de bir böyle börek. Hmm. Şey oldu şimdi. Açık da şuraya da annesi. Çok güzel. Oh, mis. Gel. Evet efendim. Nermin Nefes sen. Mutfağında bugün. Bence biraz çeksin, kaşarı öyle koyalım. Çok mantıklı. Evet, direkt üstüne dökmek istemedim şu an. Biraz sonra, çünkü böyle bir tabaka oluştursun. Bir kaşar çekesi hemen yanıyor ya. Bu evet, Ukrayna'nın yabancı bir tarifiymiş efendim. Şöyle onlar bakın, bizden görmüştür. Gel, gel annemiz. Tabii. Her ne şey... bilsin Ukrayna karnabaharı. Bizi Ukrayna'dan da izliyorlar. Bak sonra eleştiri alırsın.
Ama onlar da yoktur sizin memleket soğuk. Onun tarifi? Karbar. Serpil'e ben böreği alalım. Hemen börek malzemesini alalım. Aa, tatlı dolaptaydı, dedim ki ne oluyorsun? Tatlı arıyorum. Tatlı arıyorum. Halil Hoca gül sen, ha bak ayağın çarptı. Düştün işte, mü? Yuh çarptı bizim çiçeklerimize. Gülüyordu bana. Ne yapalım? Oruç mu vurdu? Ah kıyamam sana. Doğru, adam da ne desin, ne yapsın? Aman. Ya ay, şey mi yapıyoruz? Börek mi yapıyoruz Evet. Oğultan? Şimdi buraya da bir su vereceğim. Şimdi sosumuz. Bak, çok şaşıracaksınız. Şu nohutu üstüne koymadan yağda böyle biraz onu cız cız edeceğim. Ama zaten gidiyor, fırına gidecek annesi de. Olsun. Parlak dursun bu, kuru duruyor böyle. Tamam. Öyle mi? Malzeme mi saysak sadece aslında? Şey, getirsene bana kutuyu. Kutu ne kutusu? Rondodan geçireceğim ya. Hazine kutumu getir bana Serpil. Nohutlu gül böreği yapıyoruz efendim. 250 gram haşlanmış nohut, 3 adet yufka, 1 adet soğan, sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı domates, salçası, tuz ve karabiber. Sosu için ise yarım su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un, 1 çay bardağı sıvı yağ. Üzeri için 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı nohut kıymetli izleyicilerim. Ne yapıyoruz? Şu nohutu ben bir ezeyim. Sen nohutu şey ettirince önce ben de soğanı şey yapsam aslında, direkt burada yapsam hepsini. Yok, burada ben kavurayım salçasıyla soğanı, çözeyim. Tamam, seni kıymayayım hadi. Seni de buraya ben nohut mu yapayım direkt? Hani kıyamadım sana. Burada soğanı önden bir doğrayayım dedim ama. Süt senin. Evet, süt benim. Şimdi efendim benim. Nohutu önden ıslattık, haşladık. Bu kısım önemli. Sonrasında şöyle sütümüzü ekledik. Ve bismillahirrahmanirrahim deyip rondoya koyduk. Bu sosumuzu. Bir şey gibi olacak değil mi bu baktığında? Püre gibi olacak. Kavrulmuş patates formuna vereceğiz. Aynen, ama. Patates püresi gibi. Yani burada da nohut yemeyen çocuklara kolaylıkla yedirebileceksin. Ha. Bu yaşar. Ha. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Bizim Yüksel Bey'in şeyine repertuarı. Evet, nohutu sütle efendim güzelce böyle un haline getirdik. Aslında şimdi Halil Hoca'ya göstereyim ben. Bak şöyle bir mısır kıvamı aldı. Tam humus değil. Şöyle humusu şimdi soğanla yağıyla bağlayacağız. Birazcık böyle sanki mısırı rondodan geçirdiğimiz kıvamda. Evet, şimdi bağlayacağız bu kıvamı, sulandıracağız. Bir tık daha süt alabilirmiş. Daha yumuşak hale gelmesi için. Salçamı da alayım ben. Evet, salçamızı koyalım. Sonra baharatlarımızı da koyacağız. Evet, onu bir kavuralım bir tık. Evet. Biraz daha yağ eklesem. Yok, ben veririm. Sen senin yağını verme tamam. Bana. Oraya biraz daha yağ koyalım. Çünkü nohutumuz da kuru. Sever o yağı bir de. Karabiber ve unumuz. Yok, ondan sos. Sos da olacak. Bakayım. Al sen. Ben geliyorum yanına. Koyalım birazcık. Evet. Nohut sever çünkü. Aynen. Koyalım. Tamam. Efendim bu iç harcımız olacak. Şöyle. Şimdi Serpil bunu karıştırırken ben yufkayı keseceğim. Gül böreği şeklinde yapacağız. Mis gibi saracağız. Bakar mısın? Şimdi. Böyle. Bunun içine bir tık daha süt koyarsanız bir tık daha kıvamı cıvık olur. Evet. Hepsini alalım. Ne içlik yaptık maşallah. Hakikaten ha. Bu hiç böyle çok durmuyordu. Evet, şimdi ben bunu kullanayım. Sosu için en azından tabak kirletmeyeyim. Evet. Suyum da var. Şey, bir çırpıcı. Maşallah tamam. Çırpıcı ve su kutulu içmedi bugün bize. Tamam. Şöyle sütünü koyduk efendim. Yağını ekliyoruz. Şöyle. Şöyle bir sos hazırlıyoruz. Bakın bu sosların içerisine ne zaman ki un giriyor, o zaman daha böyle çıtır çıtır oluyor. Güzel nişasta, un, bu tarz güzellikleri içerisine koyduğunuzda çıtır çıtır hale getiriyor. Ama şimdi şöyle yapayım ben kıymetli izleyicilerim. Çok kısa bir araya gideceğim. Evet efendim, şimdi nohutlu iç harcını yaparken kıymetli izleyicilerim biz içerisindeki baharatı birazcık farklılaştırdık.
Dedik ki lezzetine lezzet katalım. Kimyon gider dedik, kimyon ekledik. Kimyon aslında unuttuk. Yoksa çok nefis. Kimyon koyun. Nohut mutlaka. Kimyonla çok barışık bir ikili. Şimdi bunu gül böreği şeklinde yapacağız. Kanka İncecik ipeksi yufkalarımızı açıyoruz. Vallahi bak gidiyorum yufkacını alıyorum. Bende bir gıcık var. Alerjik. Şurama böyle bir kaşınıyor tatlı tatlı. Bir şey soracağım. Şey koydum. Çevireyim mi? İster tamam, misin? Tamam olur. Sevinirim. Helal. Çok özür dilerim. Bak arada gelmedi, şimdi geldi. Evet. Ay, şimdi bunları tek hamlede ben keseyim hepsini. Dördü. Kimyonu da atayım üstüne. At birazcık. Güzel olur değil mi? Hı-hı. Ama çok atma da fırında yanmasın. 4-8. Hadi Serpil. Aa, şeyi bulamıyorum, iyi mi? Kimyon. Geri kaçtı. Genzine gitti. Bence. Yok ya, bu mevsimsel alerjik. Boğazımı böyle gıdıklamaya başlıyor bazen. İçimde koydum kimyonumuzu da. Şöyle bir çevirelim. Evet. Bu şekilde keselim. Pratik bir şekilde. Yufkacıya gidiyorum ya, adam bana şöyle. Beyaz TV'den geliyorsunuz değil mi? Hı hı. İstersen parçalanmış yufka ver bana dedim. Aman. Hep böyle ipek gibi veriyor sağ olsun. Aman çizdiniz Nermin mermeri. Nermin Hanım. Çizilmiyor. Mermere konulur mu? Konulmaz. Tabii. Şöyle şimdi bakın. Bunu aldık. Bismillahirrahmanirrahim. Sen bunu sarısını bana ayırırsın. Şu Bismillahirrahmanirrahim. Bakın efendim. Bu sos çıtır çıtır olmasını sağlayacak. Ve yumuşacık iç dolgusunu sağlayacak. Şöyle nohutumuzu soğanla güzelce kavurduk. Rondodan geçirdikten sonra şöyle iç malzemesini koyuyoruz. Şöyle bir şerit halinde. Ne kadar hoyratça tabak kullandım şu an. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın şekli çok güzel olacak. Ama maşallah. Şuradan şöyle atıyoruz. Buradan böyle atıyoruz. Bunu da böyle atıyoruz efendim. Bunu fazla fazla yapıp buzluğa atabilirsiniz bu arada. Soracaksınız biliyorum. Buzluk böreği olarak da saklanabilir. Bunu böyle yaptık. Buradan döndürüyoruz. Gül şeklini veriyoruz. Pişmişi de saklanıyor. Evet, pişmiş şeklinde de yapabilirsin ama böyle daha iyi oluyor. Sıcak sıcak taze taze pişirsin. Aynı şekilde şöyle hemen iki yufka da yetermiş bize. Olsun, dediğin gibi şey yapmazsak kalın. Ben bunu kapatıyorum artık Nermin ya. Evet, birazcık böyle parlak olsun istedim. Tamam. Gidip şeyin kaşarını vereyim mi? Heh, onun kaşarını verelim. Burada ince şöyle nohutlu harcı yerleştiriyoruz. Yani nohutlu bir börek yemedim demeyin. Muhteşem güzellikte bir tarif. Şöyle bir Nermin sıkıntı. Görmen lazım lütfen. Geliyorum. Annem bu kendini börek sandı. Tipe bakar mısın? Oo, tam istediğim gibi olmuş. Vallahi börek sandı kendisi. Ver kaşarı Serpil Kök. Oh. Aman. Lütfen aman, bunu yapsın onlar. Vallahi bak sebzelerle. Ben şu an unutalım, çok merak ettim. Serpil akşama bana paket. Sana ben iki dilim. Küçücük. Ya, küçücük değil, iki dilim vereceğim. Evde kalmış tüm sebzeleri arasında kullanabiliriz değil mi? Vallahi hepsini bence bir şart şey söyleyeyim değil mi? Yani. Hiçbir şeyi özel almasınlar. Vallahi. Ne varsa dolapta, mantarınız mı var? Biberiniz, domatesiniz, soğanınız ne varsa şipşak. Hı. Bu çok pratik bir tarif. Hı. Şöyle. Oh, vallahi börek oldu bu. Balığın yanına, et yemeklerinin yanına ver gitsin. Çok iyi oldu. Vallahi. Serpil, bunu hızlı hızlı yapalım. Yoksa bitmeyecek. Ne yapalım? Sen acık kay, ben de yanına geleyim kardeş. Sen şey yap aslında, sosla ben doldurayım. Şey doldur, sar, böyle bir şeyler yapalım daha iyi olur. Seri üretime geçelim dedin, anladım. Tamam, şimdi bak. Şimdi izleyicimi bununla sadece oyalamak istemem. Çünkü çok güzel iki tarifimiz daha var. Geliyoruz çünkü. Zaten bunun hepsini yapmamıza da gerek yok. Şöyle hemen saralım. Gel anacığım sen buraya. Ben hemen geliyorum oraya. Yer değişiyoruz. Evet. Şöyle. Ben görürüm, her yerden yetişirim sana, dur. Şöyle incecik koyuyoruz. Aman yarabbim. Bir şey söyleyeyim mi? Bu sosla bu iç harç bence çok güzel olacak pişince. Hı. Opa.
Şöyle koyun kardeş sarın buzluklarınıza. Şöyle atıyoruz. Bakın. İftara misafir geldi. Çok da geldi. Pratik ya. Hemen çıkarız. Yufkalar gerçekten güzel vermiş. Yani beyaz TV'de ben iyi olmuş. Hı. Ben geleyim. Hı. Kıtladım ben onu açık çünkü daha önce yapmıştı da. Şey otomatik şeye geçtik Serpil. Siri ritim. Şimdi şey kaç dakika? Bir dakika içerisinde hepsini sarabilir miyiz Serpil? Versinler mi bir dakika? Sarar mıyız? Sararız hadi gel. Hadi başladı. Hadi tamam ben yapacağım diyor. Hadi ekrana verebiliyor musunuz? Tık 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 tık. Nermin dur. 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 Hadi. Hadi çabuk. 59. 58. Ay dur sayma gerildim. 57. Dur 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 geldim gel. Dur Serpil çabuk. Ha, gel 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 sen buraya gel. Geldim. Bakalım ne kadar. Halı doku gibi kız. Hepsini güzel. Sarmayaydık iyiydi. Son 30 saniye Serpil. Yalan 30 mu? Hadi. Ay olmaz. Ha işte bak. Bir dakika nedir Nermin ya? Tamam geç 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 geç. Geç. 20 şey 10 saniye ek istiyorum. Çünkü buradakiler çok kalabalık. Gel 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 arkamdan gel ben buraya gideceğim. Ama vermen lazım burayı görmedim ben. Bu önümdekiler için demiştim işte. Sadece. Arkada bir tane daha varmış. Kendi sıktık. Ama o normal onu görmemiştim. Ben önümüzdekiler için dedim. Bitti. Bitirdim. Bir dakika mı bitti? Ay ne çabuk bitti. Hah. Bitirdim. O yoktu benim şeyimde. Ya bir dakika ne çabuk geçti ya. Vallahi kız iyi bitirdik. Nermin şurada iki tane için laf ettirdik gördün mü? İki tane kaldı. İyi yaptı değil mi Hüseyin yaptı hocam? Mı? Biliyor musun? Biliyor musun? Yüksel. Güzel sararsanız dedi 10 saniye daha vereceğiz. Kız bir buçuk dakika olmadan bitirdik ama bak helal olsun kaç, kaç, ya. Kaç kaç bir dakika da olmadı. Bence bizi kandırdılar da olsun. Bence de olmadı. Çok şükür saat mevhumumuz var yani. Hı-hı. Diğer yemeğimiz de sen de onu getiriver bir yanda. Dur son şunu sana vereyim ki ben gideyim onu da soslayayım. Altta bir tane kaldı annesi. Tamam onu da sosla doğru. 12 tane. Hey maşallah. Hadi arkadaşlar iyisiniz gidiyoruz. İftara artık. Gene Nermin. Görüyor musun bak ben dostumu düşmanımı biliyorum bak. Oh. Hay ölçümüz tammış Serpil. Hah, o da buna tam. Dalam şişt. Vallahi güzel oldu. Bir buçuk dakikada börek sardık. Serpil. Kız seninle benden her eve lazım. Hoppa. Sana buraya bırakıyorum ve gidiyorum. Ben sonra şeyi yaparım. Yemek yapma konusunda doğruymuş. Diğer konularda emin değilmiş. Ne? Yemek yapma konusunda her eve lazımmışız da diğer konularda emin değilmiş. Yüksel eser. Bizim bir fırçamız vardı. Dur. O bir tane sıkamaya gitti annesi. Burada. Dur. O da burada annesi. Sen istersen burayı say ben onu halledeyim. Onu bir temizleyelim, çıkartalım. Ben nohutu da koyayım bir. Nasıl koyacağım şimdi izleyiciler nohutu merak ediyor. Nohutlu börek yaptık kız. Böyle güzel güzel gözüksün. Komşular geldi değil mi? Kardeş her patates. Serpilciğim. Her zaman şey olmaz. Peynir patates olmaz. Düşünsene yiyecek. Aslında üstüne nohutu koymazsanız anlamayacak bile. Ama kıymetli izleyicilerim. Yiyecekler böyle tam yerken. Ya bu neyle? İçindeki hani... Patates desek değil. Kimyon da var. Allah Allah böyle. Falan böyle bir değişik. Mısır unu desek değil. Mısır mı falan. Yani diyebilirler. Güzel. Severim ben böyle düşündürücü tarifleri. Evet. Annesi azıcık yanlarını da şöyle fırçayla şu ettirseydin ya. Ettirdik ettirdik. Şerpil. Diğer tarife geçmemiz lazım. Süre işliyordu. Sihirli annem var değil. Zaman geriye aksın. İşte onun ki. Gel. Şimdi buraya bunları koyuyoruz. Böyle yağda birazcık kimyonla renklendirdik. Aman aman aman. Of of of. Maşallah. Güzel oldu. Hayt. Pirincimi süzeyim. Nohutlar da böyle fırında şey gibi olacak orada. Böyle fındık gibi. Kıt kıt. Güzel. Hem kıtır hem şey aromalı. Hmm. Yağ da koyduk. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlıyoruz fırınımızı. Sonrasında veriyoruz yavaş yavaş orada kızaracak. Evet. Tamamız. Efendim önceden ısıttığım 180 dereceye gönderiyorum.
Gel Halil hocam. Görüyor musun? Hop. Ah, bismillah. Nasıl güzel koktu. Dolaştın kendini. Nasıl güzel koktu. Oo, gel 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 sen bunu gör hocam. Ana börek olmuş. Oldu valla. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bir şey söyleyeyim sana, yanları da bir güzel kızarmış. Bak 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 bak. Koca vallahi bir alkış buna valla. Sebze sevmeyene sebze sevdirir bu. Bu sebze sevdirir. Geldim. Keşke buna şey mi deseydik, sebze sevdiren. Buraya bir kesme tahtası rica ediyorum Serpicim, tavuklarım için. Biberli bir biryan yapacağız. Farklı bir yöntemle pişireceğiz. 500 gram tavuk göğsü, sıvı yağ, 3 diş sarımsak, 1 su bardağı su. Tuz, karabiber, 1 adet kırmızı biber, 2 adet sivri biber, 2 su bardağı yıkanmış pirinç. Bunlar bende, tavuk sende. Tamam. Şunu yiyeyim mi tavuk için sana? Ha, ikiden bölsem mi? 4 tane mi çıkarsam? Şöyle yaparsak. Şey 4 tane çıkarsam. Hı. Bunu bir böleyim ortadan. Tam 15 dakikamız var. Ya hadi. Bir tane tarif mümimiz mi var, 2 tane mi? Bundan sonra bir tane daha var. Çorba zor. Çorbamız var. Aşamalı. Çorba da şey. Bunu ben böyle yapacağım Serpil. Çorbayı yağlı. Kalın çünkü. Hı. Dar olan tarafından. Yelpazemizi. Şu bismillahirrahmanirrahim. 4 tane çıkartayım. Etliymiş tavuğumuz. Şuradan şöyle. Değil mi? Dar kısmı sabit kalsın. Birazcık burada maksat iç lezzetini baharatlarla, yağlarla oluşturmak. Şöyle bakın. Ben bu arada tavamızı açtım. Şuraları kestik. Heh. Şöyle. Yelpaze gibi değil mi? Koparmadan. Evet. Koparmadan. Sabit. Şu dar olan tarafa geliyoruz. Oh. Birazcık direkt yağda bunu baharatlamadan bir kızartacağım. Etli olduğu için ben tavuğumu böldüm. Siz de öyle yapabilirsiniz. Sonrasında kızdı mı? Değil. Değil. Bir dakikacık daha. Önden bir bunu soteleyeceğiz. Sanki. Bak. Evet, biberlerimizi de jülyen kesiyoruz ince ince. Çok minik yapmayacağız. Ben şöyle bırakayım burada ısını dururken. Ben diğer işlemleri yapayım. Şöyle. Buraya bunu da oluşturabilirim. Evet. Bunlar burada bir kızarırken ben hemen elimi yıkıyorum. Rabbim. Bir. Ay biber acı. Bugi. Ne oldu? Biber. Maşallah. Acı mı? Şey, çorbayı da alayım mı bir yerden? Bilemedim. Sen bilirsin. Yo. Ters düz yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın. Sadece şurada bir yağda ters düz yapacağım. Şimdi buluşturmaya geçiyoruz. Kızartmayacağım mı? Kızaracak, kızaracak. Hı. Ben ellerimi yıkayacağım, bu şey çok acı bence. Evet, gördüğünüz üzere. Bu burada kızaracak. Bunları da ayrı bir tavada mı kızarsam, vakit kaybetmemek için ayrı tavada kızarsam daha rahat olur. Sen bak, o zaten beni dinle. Kızarmayacak diye ben onun için vermedim sana. Yok yok, kızarıyor. Ben gördüm. Yumuşaktı. Şöyle bakın. Bir yandan da burada. Ama diri değildi. Pişmiş. Tabii tabii, tavukla yan yanayken böyle güzel pişmiş. Şuradan sarımsağı. Biz bu arada ne ısrarla böyle? Ha, ben sustum değil mi?
Kaptırdım kendimi sarımsağa. Şu an tamamen tencere tabağı sesi geliyor. Serpil, hemen diğer malzemeleri de alalım. Çorbamızı. Oo, sarımsak mis. Burada yağımız ısınacak. Şurası daha büyük mü? Evet. Pirincimizi tuzlu suda bekledik. Nişastasından ayırdık güzelce. Şimdi güzel bir çorba da gelecek. Biberlerimi de burada birazcık soteleyeceğim. Sonra pişmesi çok daha rahat olacak. Burada tavuklarımız yağda kızarıyor. Şöyle döndüre döndüre pişirelim. Oğlum, ne, dibi... ne oldu aşkım? Dibine taş düştü sanki, kızartmadı. Ha, görüyor musun? Tavuk zor pişiyor ya. Evet. Özellikle baharatlamadım. Baharatlasaydım yanacaktı. Yanmaması için direkt tavuğumuzu yelpaze gibi açtıktan sonra içerisine bıraktık. Bir de tencere istiyoruz çorbamız için. Alayım mı oradan ben Serpil? Olur olur. Ben hangisini de hangisini alayım? Sen şey... Çorba için... Yeter ya. Evet yani. Mantarı rahat karıştıramayabiliriz. Gözüme ufak geldi. Sen şey sarmadın. Ben doğrayacağım şimdi. Ona gelmedim daha. Heh, ben doğramaya başladım da. Evet, burada güzelce bu bir kızarıyor efendim. Sesleri duyuyor musunuz, mutfak seslerini? Wow. Tencere tava. Buraya efendim biraz yağ koydum çorbam için. Mantar çorbası. 15-16 adet mantar. 1 yemek kaşığı tereyağı, 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet kuru soğan, 1 adet küçük kapya biber, 2-2,5 yemek kaşığı unumuz var, 1 su bardağı süt, su ve en son aşamada dereotu. Şunu alabilir miyim? Isındı mı ki şey? Isındı, ısındı. Son 10 dakika çünkü. Buradan bir kaşık alıyorum. Şimdi soğanı önden bir kavuruyoruz. Burayımız. O daha pişmez. Niye öyle oldu? Bugün hepsi böyle bir ağır pişiyor, bir nazlanıyor. Bilmem, ben de evet. İyi oldu şu biberleri ayrı kızarttık. Evet, kavuğumuz böyle nar gibi oldu. Şöyle. Bunları kenara doğru çektim. Orta kısmını açtıktan sonra buraya biberleri ekledim. Şöyle koyduk. Bunun üstüne efendim sarımsak. Sarımsak her yemeğe çok yakışıyor değil mi Serpil? Ben çok seviyorum. Çok da yakıştırıyorum. Karabiber, tuz. Şöyle karıştırıyorum. Ne oldu? Soğan. Yandı. Sunucu yanıyordu. Kapyayı da alayım. Hepsini koymak zorunda değiliz mantarın. Yeterli Serpil'cim. Biraz daha yani uğraşma istersen. Dur, 2-3 tane daha koyayım da burada. Evet. Soğan böyle karamelize oldu. Üzerine kapyamız geldi. Özellikle minik minik doğruyoruz çünkü sonrasında şey yapmayacağız. Rondodan geçirme işlemimiz olmayacak. Taneli taneli olacak. Tamam. Tavukları bir kere daha ters düz yapmak istiyorum. Bence gayet güzel oldu biliyorsun. Baharatları özleşsin diye.
Aman aman aman. Of 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 of. Hem sarımsaklar da şöyle girsin. Evet. Şimdi efendim, yaklaşık yarım saat önceden tuzlu suda beklettiğimiz ve güzelce nişastasından ayırdığımız pirinç devreye giriyor. Şöyle. Bunu ters çevirip servis edebilirsiniz. Çok güzel olur. Bakır bir tepsinin içerisinde. Hop. Sıcak suyumuz vardı değil mi Serpil? Olmaz mı? Şöyle bakın. Yayıyoruz. Aynı bir yan gibi ama zeminde sebzelerimiz. Böyle renkli güzel bir pilav. Ama burada suyu çok az yani kontrollü koymamız gerekiyor. Tavuğun da kendi suyu olduğu ve zeminde yağ olduğu için. Şöyle mantarı koyabilir miyiz çorbanın üstüne? Hemen geldim. Benim kaşığımı götürdün Serpilkom. Ya ben onu attım bile lavabo. Orası dağınık geldi ya gözüm, hemen toplayayım diye. Çok özür. Rica ederim efendim demek. Şimdi mantarı koyuyoruz. Sonra azıcık unu daha ekleyeceğim. Ah döktü. Buraya birazcık daha su koyayım mı? Evet. Çok güzel Halil oldu. Halil Hoca yetişemiyor. Aman yarabbim. Bunun altını kısıyorum kıymetli izleyicilerim. Bu burada demlene demlene yavaş yavaş pişerken ben bu tarafa geldim. Sana burayı bırakıyorum, ben gidiyorum. Bakın sebzelerimin hepsi kavruldu. Şöyle bunun üstüne birazcık daha yağ koymak istiyorum. Un şimdi bütün yağ alacak. Aldırmayayım. Zayıfladım pantolonun içi benim de sert. Acaba iki tane mikrofondan ötürü mü? Biraz o da etkiledi. Şöyle unumuzu ekliyoruz. Burada krema görevi görecek olan sütümüz olacak. Krema kullanabilirsiniz ama kremanız yoksa zaten sütle bağlayabilirsiniz. Bu krema çok pahalı, kullanmayın diyor yapımcı. Vallahi. Tuz ve karabiber. Çok yakışır bu tarz çorbalara. Biraz su alabilir miyim Serpil'cim artık? Tabii. Teşekkür ederim. Hoppa sen gel bakayım anne bir buraya. Bir de pastayı alalım. Yok onu reklamdan sonra alalım. Oo. Daha... Bakar mısınız kokuya, bakar mısınız? Aman yarabbim. Onun tereyağını üstüne mi koyacaksın? Evet üstüne yakacağım. Of, biraz pul biberle yakayım. Dereotu var ya, pul bibere gerek var mı? İyi gerek yok bence de. Şöyle... Sütümüzü de minicik ekliyoruz. Minicik tavuğumuzu da çıkarayım. Şöyle sürekli bu aşamada artık karıştırıyoruz ki kesilme olmasın. Unla beraber kendini bağlasın. Şöyle beyaz, güzel, parlak bir çorbamız olacak. Tereyağımızı şimdi Serpil yakacak. Şöyle minik minik dereotunu da ufalayalım. Onu da finalde zaten. Bu en son aşamada finalde devreye girecek. Ay boşuna da. Başı döndü. Şöyle. Ve vallahi helal olsun. Çok güzel bir iftar menüsü hazırladık. Süper. Yani söylemesi ayıptır. Azıcık dalağım şişti de. Olur olur. Birazdan geçer. Evet efendim, bizim de işimiz böyle yani. Mutfakta telaş olmadan olur mu? Olmaz değil mi ekran başındaki kıymetli izleyicilerim? Telaş varsa zaten bir şeyler çıkıyor. Telaş yoksa olmuyor. Ben dün akşam valla öyle biliyor musun? Bir ondan eti koydum. Et biliyorum çünkü şeyde uzun sürecek pişmesi, dana eti. Düdüklüğe koydum, bir yandan sebzeleri doğruyorum, bir yandan salata yapıyorum. Ben seni erken bıraktım ama işte demek ki. Erken de değil mi? Trafiğe takıldım çok. Burada çekimden sonra 4'e geliyordu. Tabii canım 4-4.5'tu saat. Trafik bir saat. Market, kasap. Doğru. Hemen hemen. Sonrasında eve girdim. Şimdi ben gideyim şurada. Senin tabii evin burada, dibimde. Rahatsın, tuzun kuru. Kanalın dibinde, yürüyerek 2 dakika. Ama canım benim. Ama. Sabah 8'de kalkıyorum. İşte ne güzel, 2 dakika. 8.30'da evden çıkıyorum. Ben de 8'de kalkıyorum. Her sabah seni arıyorum. Doğru. Bak, bak. Anam. Allah seni davul etmiş. Sen ne oldun annem, bak. Bence bir tık daha dursun Serpil. Hadi yönünü kaybediyor Ramazan'dan, amin. Ne yapsın adamcağız, iftar yapacak. Hadi. Dursun mu artık? Dursun.
Nar gibi kızarttıralım. Bence o pastayı ters çevirseydik iyiydi. Ha? Pastayı ters çevirseydik iyiydi. Niye çevirelim ki? Pasta. Sonra yapalım. Tamam, masada yapalım o zaman. Acaba tuttu mu? Acaba tuttu mu? Acaba dökülecek mi? Kreması donmadıysa akarmış böyle. Onu iyice kızdıralım. Onun kreması donmuştur canım. İnşallah. Hayır, bak hala bence donmamıştır. Bence de, ben de yükselere katılıyorum bugün ama. Vakit anlamında. Tereyağımızı da koyduk. Ve bence hazır. Of. Donmamıştır demeyin ya, kafam gitti şimdi. Dur dur dur, reklam arasında da kalsın. Yok, gitmiyorum zaten bir yere. Çorbamı sunuma koy, hazırlayacağım. Sen dersin bazen, dur onu ben çıkarayım diye de. Efendim. Biz şimdi çorbamızın mis gibi sunumuyla çok kısa bir araya gideceğiz. Ama o pasta bir saatte oldu mu? Bir saat bile olmadı aslında. Bir saat bile olmadı. Biz efendim şu güzellikleri masaya taşıyalım. Pasta sunumu da masada.